Herkese günaydın. Şu stoklarımızı da yemeyeceğiz. Şimdi gölge bir yer bulacağım oturmalık. Orada bir kahve molası vereceğim. Kolay gelsin. Ya şuraya kaldırıma oturayım yani. Ha? Bisikleti yaslar mı? Yaslar. Hoppa. Yoksa bu yol böyle gidiyor. Aha, mis gibi oldu işte. Ben de kahvemi içeyim artık. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Sizde ince uçlu lastiği şişirmek için aparat var mı? Yok. Pekala, sağ ol, kolay gelsin. En azından şansımızı denemiş olduk. Bunu anlamam. Lastikçisin. Niye global usubokları bulundurmaz? Her zaman bir tek büyük bir şey kavun uçlar mı geliyor? Bak geldi işte bir tane ince uçlu. Ha, gitti. Oh, of, ticaret kafası işte bu. Şu an rüzgar durumu abarttı. Neredeyse pedal çevirdiğim halde geri gideceğim biraz. Lan bu ne biçim rüzgarmış böyle? Gidemiyorum, pedalı bıraktım an duracağım. Rüzgar dedik, serinletiyor dedik, güzel dedik ama böyle tam 12 denesen şiddetli rüzgarı da ne bileyim yani. Onu kabul edemedim işte. Yukarı çıkmaktan daha zor oldu şu an. Es rüzgar es, bravo sana. Yokuş aşağı gidiyoruz ama yokuş yukarı gibi gidiyoruz. Suluklarım aerodinamiği ayarlı Allah'tan. Rüzgarı kesiyorum. Ayvacık köyü varmış solda. Ooo, tutam çok acıyor ayağa kalkınca. Wow. Hatıra ormanı ne demek ya? Hatırasını orman mı yapmışlar? Köy kahvaltısı, kuzu tandır, oğlak tandır. Ha, buralarda da oğlak eti meşhurmuş. Dün Osman abi öyle söylemişti. Yolculuk etmenin en güzel yanlarından bir tanesi işte. Her bölgenin kendine özel olan yemeklerini tadabiliyorsun. Her yörenin ayrı lezzeti var resmen, onu fark ediyorsun. Bu arada bu bisikletle yolculuğu yapabilir miyim diye düşünenler varsa aranızda şöyle bir şey söyleyeyim sana. Uzun saatler boyunca seyahat etmeyi seviyor musun mesela? Otobüsle 12-13 saat yolculuk yaptığında keyif alabiliyorsan, yani o ona çok benzemiyor tabii ama bütün zamanını seyahate harcamaktan bahsediyorum. Bütün gün 10 saat, 9 saat, bazen 12-13 saat pedal çeviriyorsun. Hep yolculuktasın. Bu otobüste yolculuk etmenin özgür versiyonu gibi. Kaptan da sensin, her rotayı belirleyen de sensin. Her şey kendin ayarlıyorsun. Kendi ektiğini biçiyorsun yolda. Kendi seçtiğin yolu yaşıyorsun. Yolun karşına çıkarttığı güzellikler var, zorluklar var. Hepsinin yeri ayrı. Bilmiyorum, konuşuyorum, rüzgardan sesim duyuluyor mu, anlaşılıyor mu? Umarım duyuluyordur. Hey! Kıyıköy 27 kilometre kalmış. Kıyıköy giriş yapmak üzereyiz sana. Hazır ol. Oo, şu yaban derslerinin fotoğraflarını çekeyim ya. Rüzgar, rüzgar bu kadar şiddetli olur mu? Rüzgar!
Rüzgar karşı atak yapıyor. Bak salata çıktı tarlası. Salata çıktı tarlası. Vay, çok güzel domatesler, salçalar. Her şey var mı? Salata çıkmış. Burada da köpek var. Burada mısırlar oluyor galiba. Rüzgar niye karşıdan esmiyor? Affetmem böğürtlenleri yerim. Niye arkadan esmiyor bu rüzgar? Oh, siyahlarını seviyorum. Sağ olun, domuz karışmış herhalde. Domuzlar olmamış ama. Sert. Çok güzel. Oy. Öyle bir yorgunluk başladı ki bende. Şöyle bir yer var mesela. Özel müdür yazıyor. Ben gözleme müdür okudum orayı. Düşünüyorum onu demek. Bak böyle. Rudi modüler ahşap ev sistemleri diye bir şey var. Projemizi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz diye QR koymuşlar. Yoldan geçerken kamerayla zoom yapıyorsun herhalde. Onun için kocaman yapmışlar. Denerdim çalışıyorum diye ama rüzgara karşı gidiyorum be. Hem de yokuş oldu şimdi. Duramıyorum onun için. Şu an rüzgar 30-35 km hızında falan esiyor yani. Resmen geriye itecek beni utanmasa. Öf. Artık iyice zorlamaya başladı. Hem totom ağrıyor, hem yokuş yukarı, hem de 40'la 50 ile esiyor ya neredeyse. Sesleri duyamıyorum ya, o derece rüzgar var. Sadece kulaklarımda rüzgar sesi var şu an. Bu niye böyle anlamadım bu kadar şiddetle. Bir bakayım buradaki rüzgar hızı kaç kilometre ile esiyor. Hızına 39 kilometre ile esiyor. Bak bak, 40 kilometre harbi tutturmuşum. Bak, 30 ile 50 arasında rüzgar hızı. Bu ne ya? Yokuş yukarı çıkıyorken çıkamıyorum bile. Bir sineğe sağladım. Kaçırdık konu, selam çıkamadık. Düz yolda pedal çevirirken geri gideceğim. Utanmasa geri gideceğim. Ulan bu yol böyle sahile nasıl iniyor ya çıka? Gökyüzündeki denize mi gidiyoruz anasını? Deniz gökyüzünde mi sanki? Bir şey korna çaldı arkada durdu. Ne oldu öyle ya? Geliyor bu söz. Bakalım eşi mi diyecek? Benlik bir durum değilmiş demek. Buyurun. Hayır, yokuş aşağı olsa da rüzgardan zaten hızlı inemeyeceğim kesin ama en azından yokuş yukarı rüzgara karşı gitmemiş olurum ya. Artık başlıyor yokuş aşağı galiba. Bakalım. Gündüz yolda. Ağzımı açınca ciğerlerim şişiyor anasını satayım. Rüzgardan. 10 kilometreyi anca geçiyorum hız olarak. Nasıl varacağım bugün oraya? Bilmiyorum ben. Kısa mesafeyi seçtiğim için seviniyordum. Güneş batmasına 2 saat kala falan rahat rahat vaktim olarak varırım diye düşünüyordum. Şimdi karanlıkta gitmeyi düşünüyorum. Karanlık olsa da devam etmeyi düşünüyorum. Kıçım küçüldü bu yolculukta anasını satayım. Artık bitirdi bu yol. Bu rüzgar daha doğrusu. Nefret ettim. Bu son yokuş. 125 metre daha yüksekliğe çıkacakmışım. Herhalde onun da bir 50 metresini çıkmışım. Oh. Sonra yokuş aşağı iniyormuş hepsi. Sonrası parti modu. Madem rüzgar bu kadar bereketli, o zaman elektriğe indirim yapsınlar anasını satayım. Bak, bütün rüzgar günleri çalışıyor. Bu rüzgarın biz faydasını niye göremiyoruz? Rüzgardan elektrik üretiyorsak. Sorarım.
Peşini bırakmaz aksilik yolda. Aşkı doğaya çok sevgi var onda. Bir pedal uzak her yer ona. Gündüz yolda, gece kampta. Her pedal bir macera. Muratla tura. Yorgunluktan bazı şeyler bana iki boyutlu gözüküyor ya. Derin sucuklar vardı mesela orada. Onları yapma zannettim. Gerçek sucuk asmış adam dışarıya. Rüzgardan sallanıyorlar beşik gibi. İşte böyle adım adım. Aa, ben de gözüküyorum. Son 10 kilometre kaldı. Yolculuğun başından beridir 200 kilometre yapmışız. Yaklaşık olarak. 198.2. Tabii bugün için değil sadece. Ortalama hızım 11.5. Yokuşlar sağ olsun. Bugün bir de rüzgar da girdi işin içine. Mis. Oy. Tam 17 saat 22 dakika 45 saniyedir sürüş yapıyorum. Yani 200 kilometreyi ortalama olarak 17,5 saatte yapmışım. Güneş, toz, güneş kremi, her şey üzerimde. İğrenç. Oraya gideyim var ya, duştan çıkmayacağım. Duşa gireceğim, üstüne göle gireceğim. Sonra bir daha duşa gireceğim. İyi de bu kilometre saati diyor ki maksimum en yüksek yaptığımız 87.3'müş. Önk. What? 87 mi? Ne ara çıktın oğlum ne olay? Yalan söylüyor, öyle bir şey yok. 87 falan. Başardım. Sonunda 5 kilometre kaldı. Çok az kaldı. Oh. Rüzgar artık hafifledi. Kesildi desem daha doğru hatta. Yani kesilmedi. 15-20 kilometre hıza falan düştü. O neydi deminki? 50-60 gibi esiyordu. Yani 50'nin de üstüydü bence o. Bazen bisikleti sağa atıyordu yani yolda. Yoldan çıkmak üzere olduğum anlar oldu. Bu arada burası serinlemeye başladı. Atmosferi değişti. Şelale hislerim yükselmeye başladı, kabarmaya başladı. Şelaleye doğru geliyoruz galiba. Şelale veya nehir veya dere. Ve çok enerjim varmış gibi geçtim yanlışlıkla döneceğim yere. Dinlerken daldım etrafı, izleye izleye gidiyordum öyle. Geçtik. Ama çok değil yani. Şimdiye gelmiştim. Geçmiş. Ben yabancıyım abi, ben de bilmem. Sahil soruyor bana ya, ben daha kaybolmuşum. Burada kendi yolumu bulamamışım. Herhalde cep telefonu kullanmıyorlar. Ondan herhalde sahili bulamıyorlar yani. 600 metre sonra hedefiniz sağda kalacak. Yes! Bayılırım. Güzel bir yere geldik. Nehir çok güzel. Ah, böyle kurbağaların üstünde dinlendiği yaprakları olan nehirler, dereler olur ya, onlardan işte. Yorgunluktan aptallaştığımın garantisini söyleyeceğim şimdi, bakın. Kamera şarjda takılıydı. Şarj kapağını da çıkartıyorum şarja taktığımda. Sonra kapağı tekrar takmaya çalıştım. Takarken niye takılmıyor diyorum. Kablo var orada, ondan takamıyorum. Lol. Ve geldik. Buraya da çadırı kuracağım şimdi işte. Sonra da yemek yemeye gideceğim.
Kıyıköy'de birçok kamp alanı bulunuyor. Benim geldiğim Atakale Camping kamp alanında sakinlik ve huzur arıyorsanız doğru kamp alanlarından birindesiniz. Ağustos 2023 dönemi için kamp alanında yiyecek veya içecek satılmıyordu. Kendi yiyeceklerinizi muhafaza edebilmeniz için buzdolapları ortak kullanım olarak kullanılabiliyor. Benim gittiğim dönemde duşun bir arızası vardı ama mutlaka çözülmüştür diye düşünüyorum. Çadırınızı kurma fiyatı 2023 Ağustos dönemi için 150 TL idi. Oranın kendi çadırları da var. Gitmeden önce arayarak bilgi almak en doğrusu olacaktır. Merkeze daha yakın bir yer arıyorsanız sakinlik çok da önemli değilse merkezde manastırın olduğu bölgede nehir kenarında belediyenin kendi yeri de var. Duş ve tuvaleti olan. 2023 Ağustos ayı için 100 TL ücreti vardı. Şu an o kadar yorgun ve bitik bir durumdayım ki. Neyse kamp alanına geldim. Yerleştim oraya ama orada yemek yapmıyorlarmış. Ben de öyle bir acıktım ki yanımdaki yemeklerle pek doyacak gibi değilim. Hepsini yesem bile doymam yani. Neyse şimdi burada balık restoranı buldum. Çok güzel bir yere benziyor. Sakin. Burada yemek söyledim. Yemek yiyeceğim. Öyle bir yorgunluk var ki üstümde neredeyse burası kamp alanıymış gibi hissediyorum. Duş var mı diye soracaktım az kalsın az önce. Yemek yedikten sonra kendime gelirim inşallah. Sonra da tekrar kamp alanına pedallayacağım. Kocaman kalamarlı. Bu arada burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yemeklerin lezzetleri muhteşem. Bir anda daldım açlıktan. Hepsini götürdüm bile. Ve assolis dil balığı. Biraz da bu kamp alanını gezdireyim bu arada. Şöyle çadırları kurmak için yerler bunlar. Hepsinin tepesinde ışığı var ama çadırın önünde elektrik yok ama elektrik var ortak alan kullanımı olarak. Onu da göstereceğim şimdi. Tam yanımızdan bir dere akıyor. Barajı kapatmışlar. Onun için akmıyor şu anda. Biraz da kirli. Buraya girebiliyor muyum diye sordum. Dibi bataklıkmış. Girilmez dediler onun için. Ama kano turları falan yapılıyor bunlarda. Ama buradan yokmuş. Kano turu için diğer tarafa geçmek lazım dedi. Ben de İğneada'da daha büyük yeri olduğu için asıl kano turu İğneada'da olduğu için İğneada'da kano turunu yapmaya karar verdim. Telefonla drone pilleri. Burası da dolap için kullanımı. Şurada da tuvalet ve duşlar var. Giriş de buradan. Böyle küçük şirin bir yer. Yani çadır kurmak için ideal bir yer. Ama herhangi bir aktivite olarak düşünüyorsanız herhangi bir aktivite yok. Yani yemek dahi yapılmıyor. Siz yemeğinizi getiriyorsunuz yanınızda, dolabı kullanabiliyorsunuz. Yani sadece konaklama olarak düşünülebilecek. Yani konaklama olarak düşüneceğiniz bir yer, düşünülebilecek bir yer. Aktiviteler için dışarıya çıkmanız gerekli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda İğneada'ya doğru yola çıkacağız. Yolda yediğim en güzel gözlemeyi yapan yeri göreceğiz ve Aya Nikola Manastırı'nı gezeceğiz. Gözlemeyi çok severim. Kesinlikle açık ara farklı. Hayatımdaki yediğim en güzel gözleme bu gözleme. Çok güzel.